Merhaba, Finansal Okuryazar programının bölümüne hoş geldiniz. Bugün pek çoğumuzun Twitter'da paşa olarak bildiği, sevdiği ve fikirlerini merak ettiği Hakan Bey konuğum. Hocam hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hoş buldum Alp. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam? Teşekkürler, ben de iyiyim. Hocam sizin ve dinleyicilerimizin fazla vaktini almadan sorularıma başlamak istiyorum. İzninizle sizi tanımak isteriz. Paşa Hakan kimdir? Ne işle uğraşır? Paşa Hakan kimdir? Paşa Hakan 71 doğumlu, Mersin doğumlu. Asıl mesleği mimarlık olan ve yaklaşık 95 yılından bu yana işte borsayla uğraşan bir kişidir diyeyim. Yani yaklaşık 25 sene kadar özel sektör ve kamu sektöründe çalıştım, mimarlık yaptım. Fakat şu son 5 senedir, yani 46 yaşımdan beri, demek ki 6 sene olmuş neredeyse, 5-6 senedir kendimi emekli ayırdım diyeyim. Ne inşaat işini ne de işte mimarlık. Tamamen her şeyi bıraktım. Sadece borsadan geçimimi sağlıyorum. Bunu da yaklaşık işte 2008 yılından bu yana süreç içinde geliştirdiğim bir sistem oluşturdum diyeyim. Ona göre elde ettiğim gelirle şu anda birkaç sene önce, yani birkaç sene dedim işte, bir 5-6 sene önce finansal özgürlüğüme kavuştum. Ondan sonra da artarak rahatlık arttı, gelir arttı ve her geçen sene daha da rahatlayarak hayatıma devam ediyorum diyeyim kısaca. Teşekkür ederim hocam, kendinizi tanıttığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Peki hocam, ben geçmiş yayınlarınızı da izledim. 1995 yılında başladığınızı zaten şimdi dile getirdiniz ve 2008 yılına kadar da verimli zamanlar geçirmediğinizi belirtmiştiniz. Bu süre zarfında yatırımla ilgili unutamadığınız olumlu ya da olumsuz bir tecrübeniz var mı? Varsa biz dinlemek isteriz. Yani abi şöyle, 2008 yılına kadar, işte 95'te başladığımı söylemiştim zaten. Ama aslında şöyle, ben ilk mesela 88 girişliyim üniversiteye. 1988 girişliyim. 89 yılında mesela ben aslında borsayı takip etmeye başladım. Gazete küpürlerinden, yani işte o borsa kısımlarında fiyatları bu nedir ne değildir şeklinde. Tabii o zaman faydalanabileceğin, yararlanabileceğin hiçbir şey, kaynak yok. Yani ne internet var, ne televizyon var borsayı takip edebileceğin. Tek gördüğün şey işte gazetede yayınlanan günlük fiyatlar ve haftada bir çıkan işte dergiler vardı. Onun dışında hiçbir kaynağımız yoktu. Bu şekilde takip etmeye başladım 89'da. İlk işlemi de işte üniversiteyi bitirir bitirmez yatırım hesabı açıp akabinde işte ilk işlemi aldım diyeyim. Ama 2008'e kadar yani patinaj yaptım desem yeridir. Şimdi tekrara girmiş gibi olacağım. Bunları daha önce de anlattım ama yine de anlatayım. İşte bir Metastock programı edindim. Bir şekilde. O zaman tabii Metastock programını bulmak da dert yok. Çünkü piyasada öyle bir şey yok. Onu da sağ olsun Mersin Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi arkadaş temin etti. Amerika'ya gidip gelirken işte bir şekilde bana getirdi onu diyeyim. O Metastock'ta ben yıllarca işte sistem testerinden tut, explorer'ından tut, öyle kurcalayarak bir şekilde kendi kendime öğrendim. İşte bir sürü formüller yazdım, işte sistemler denedim vesaire. Tabii bunları gerçek seansta da uygulamaya çalıştım. Fakat tabii amatörsün sonuçta. İşte yıllarca patinaj yaptım diyeyim. Kazandığım da oldu, tabii kaybettiğim de oldu. Pek bir şey kazanamadım. İşte ta ki 2008'e kadar, 2008 krizi, zaten bütün krizleri de bu arada yaşamıştım, onu da söyleyeyim. 2008 kriziyle birlikte artık tabii kafamıza dank etti, artık oturaklı bir şey yapmanın zamanı geldi deyip işte yavaş yavaş uzun ve orta vade yatırıma kaydım. Ve o gün bugündür de hala devam ediyorum. Tabii 2008'den sonra sürekli gelişerek devam ediyor. Tecrübe arttıkça ha bu şekilde değil, şöyle olmalıymış dediğin bir sürü noktalar oluyor. Sürekli kendini geliştirerek devam ediyorsun. Zaten ben oldum dediğinde kaybetmeye başlarsın. O yüzden sürekli öğrenme halindeyim diyeyim hala. Kısaca böyle. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam, yatırım serüveniniz boyunca eminim birçok yöntem denediniz. Aslında hala da denemeye devam ediyorum diyorsunuz belki de. Öğreniyorum, görüyorum, hala devam halindeyim diyorsunuz.
Kendi Evet. yatırım tipinizi nasıl değerlendiriyorsunuz ve aslında bu programı hani biliyorsunuz Spotify'da yayınlayacağız ve daha genç bir kitle, yani kendi kanalımdaki en azından yaş kitlesine baktığımda Twitter'a göre daha genç bir kitleye hitap ettiğimi biliyorum. Sizi tanımayan arkadaşlar da eminim yeni yatırım tarzınızı gördükten sonra buna bir şekilde aşina olup olamayacaklarını değerlendireceklerdir. Kendi yatırım tipinizi hani değerlendirdikten sonra yeni gelen kişilere bunu önerir misiniz, yoksa doğrudan adapte olamayacaklarını daha farklı yollardan geçmeleri gerektiği konusunda bir öneriniz olur mu? Bunu sormak istiyordum. Şimdi aslında bunun çok geniş bir cevabı var. Yani mesela dün Twitter'da Aysel Tunç'tu sanırım, bir arkadaşımız sormuştu mesela portföy yönetimiyle ilgili bir şeyler açıklarım demiştim ilk fırsatta. Bu biraz şeyle alakalı Alp. Yani tamam, ben hemen uzun vadeli yatırımcı olacağım veya temettü yatırımcısı olacağım, böyle bir şey yok. Yani bu bir süreç, yaşla da alakası var, işinizle de alakası var, ayırdığınız zamanla da alakası var. Yani ben süreç, mesela ilk 2008'lerde işte portföyün tamam uzun vadeli ve temettü yatırımı yapmaya karar verdim, ama bu bir geceden işte ertesi sabah olacak bir şey değil. Bu yıllar isteyen bir süreç. Bunun için mesela ilk başlarda tamam, her ne kadar ben uzun vade orta vade yatırım yapayım desem de ilk başlarda tabii mesela bir %10 gibi ya da 15 gibi, neyse 20 gibi, şu an tam hatırlamıyorum oranını, bir temettü kağıtları alıp mesela geri kalanını da hep şey derdim, mesela işte bilanço zamanlarında bilançosuna göre alayım kağıtları, işte para kazanayım, oradan kazandıklarımı temettü kağıtlarına aktarayım. Böylece yıllar içinde temettü yüzden büyüsün, temettü kağıtları oranın büyüsün, öbür taraf düşsün diyerek bundan birkaç sene öncesine kadar geldim. Ama dediğim gibi, yani her yıl, her geçen tecrübe sana yeni bir şeyler öğretiyor. Şu gün geldiğim noktada şimdi temettü kağıtlarıyla beraber mutlaka ama mutlaka mesela büyüme kağıtlarının portföyde tutulması gerektiğine inanıyorum. Yani üçte bir diyelim büyüme kağıdın var, işte üçte bir temettü kağıdın var, üçte bir de mesela, ya da veya dörtte bir de diyelim, işte bilanço dönemlerinde yapacağın orta vadeli alım satımlar. Şu anda benim sistemim bu. Ama mesela yeni gelecek bir arkadaşa bu şekilde portföy oluşturmasını asla tavsiye etmem. Çünkü şimdi mesela temettü kağıdı, hani eskiler işte annelerimiz, babalarımız, bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Eskiden hep böyle sürekli altın alırlardı, işte atarlardı sandığa. İşte kötü gün akçesi derlerdi ona, işte birikim olsun, kötü günlerde kullanırız falan diye hep altın biriktirirlerdi mesela. Şimdi mesela ben temettü kağıtlarına ben şu anda o gözle bakıyorum. Mesela örnek vereyim. Şu son çıkışlarda mesela Ereğli hiç hareket etmedi. Pek bir şey kazandırmadı. Çok cüzi bir şey kazandırdı. Ama mesela ben elimdeki Ereğlileri hiç satmadım. Onları tıpkı bu bizim eskilerin dediği işte altın gibi bir güvence olarak görüyorum. Onu sandığa attım, kapattım. O şekilde bakıyorum. Ama tabii bu benim portföyümün üçte birini kapsıyor, bu temettü kağıtları. Çünkü mesela Ereğli'de döngüsellik diye bir şey var işte. Ona denk gelirseniz böyle yükselişlerde kaçırabiliyorsunuz, veya döngüselliğin dibinde alırsanız işte geçen seneki gibi herkes yerinde sayarken siz çarpı 3 yapabiliyorsunuz vesaire. Böyle örnekler de var. Yani temettü kağıtları alım satıma konu edilmeyecek. Bence bir şekilde portföyün işte %30'unu, 35'ini, 40'ını vesaire kapsayacak bir şey, kısım. Şimdi burada biraz da portföy yönetimine girmiş oldum bu şekilde. Bu yüzden yeni başlayacak arkadaşlara mesela ilk etapta temettü kağıtları biriktirsinler. Ama böyle işte ben portföyümün %80'ini, %100'ünü bir kağıt temettü kağıdı alayım tutayım, çok yanlış olur. Yani mesela dörtte birini alsınlar, sürekli alım yapsınlar düzenli olarak. Ona hiç dokunmasınlar, bir kenarda biriksin o. Geri kalan, portföyün geri kalan kısmını mesela işte bilanço dönemlerinde alım satımlara ve büyüme kağıtlarına ayırsınlar derim. Yani bu şekilde çok çok daha hızlı büyüyebilirler. Yani benim tecrübemden edindiğim bu. Şimdi tabii genç arkadaşlar, 20, 25, 30 ya 40 yaşın altındaki arkadaşlar diyeyim. Aslında konudan konuya atlamış oluyorum da. Şimdi finansal özgürlüğü kazanmak Estağfurullah hocam. için mesela bir formül vardır. İşte aylık giderin neyse çarpı 240 dersin. Böyle bir genel kabul vardır.
Bu senin finansal özgürlüğe ulaşacağın rakamdır. Mesela şöyle yapabilirler. İlk etapta işte bu genç arkadaşlar işte 30 yaş altı, 40 yaş altı neyse işte ilk etapta mesela %20 temettü kağıdı, %40 büyüme kağıdı, %40 bilanço kağıdı yapabilirler. Mesela finansal özgürlüğün mesela %20'si ne ulaştıklarında portföy bu şekilde olabilir. Mesela %80'ine ulaştıklarında bu finansal özgürlüğün yani aylık giderleri neyse çarpı 240 diyorlar. Bunun %80'ine ulaştığında mesela temettü kağıtlarının oranı %30'a çıkmış olabilir. Bilanço 35, büyüme kağıdı 35 yer kapsayabilir. İşte finansal özgürlüğe ulaştıklarında mesela temettü kağıdı oranı %40'a çıkabilir. Sonra geri kalan %30 bilanço ve %30 büyüme kağıtları olabilir. Yani bu biraz süreçle alakalı bu portföy yönetimi süreçte ve yaşla alakalı diyeyim. Şimdi genç arkadaşlar mesela bir kenara her ay belki işte şey yapıyorlar mesela bir birikim olsun diye hisse alıyorlar mesela düzenli bir miktar ayırıyorlar. İnan ki finansal özgürlüğe ulaştıktan sonra artık onu ayırmana da gerek kalmıyor. Zaten portföy kendi kendini bir süre sonra katlamaya başlıyor. Yani işin en zor kısmı bu finansal özgürlüğe ulaşabilmek. Ondan sonrası o kadar hızlı büyüyor ki yani inanamıyorsunuz. Artık herhangi bir para koyma ihtiyacı hissetmiyorsunuz zaten portföyünüze. Sizi çok rahat şey yapıyor, idare ediyor diyeyim finansal özgürlük portföyünüz ya da rakamınız. Hocam Biraz karışık oldu galiba Alp ama. yok gayet aslında anlaşılır ve netti. Güzel de bir soruydu. Benim ileride soracağım sorulardan biriydi aslında. Portföy yönetimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yaşa bağlı bir alakası var mı diye Evet. sormak istiyordum. Onun da aslında Evet. burada cevabını almış oldum. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. Evet, yani aslında gençken birazcık daha cesur, hızlı, atak davranmak, yaş ilerledikçe biraz daha böyle defansif olmak gerek gibi geliyor bana. Yani hocam üstüme vazife değil ama ben kesinlikle size katılıyorum. Kendi bakış açımı da aslında 1,5-2 ay kadar önce bu konuda değiştirdiğimi, kendi kanalımda da yaptığım aslında bir vlog serisinde aktarmaya çalışmıştım. Kendim de çok benzer bir şekilde ben olayı aslında 3 tane trene bölmüştüm sizin bahsettiğiniz gibi. Evet. Biri çok güvenli bir şekilde daima beklenen saatte istendiği gibi gidiyor ve malları ulaştırıyor. Diğeri çok daha hızlı gidebiliyor ama riskli. Bir tarafta da aslında kesin gidecek fakat ne kadar varır, nasıl varır o da belli değil. Ama götürdüğü zaman çok ucuza götürecek gibi duruyor. İkisine de aynı tüccar eşyalarını satabiliyor olarak aktarmıştım arkadaşlara. Siz de aslında Süper. bunu temettü, bilanço ve büyüme olarak adlandırdınız. Ben de kendi bakış açımda aslında benzer bir bakış açısına sahip olarak bu mutluluğu da yaşadım. Benim size sormak istediğim aslında 5. soru şu. Portföyü en fazla merak edilen kişilerden birisiniz. Yani Twitter'da saygınlığınız ve bilgi aktarımınız aslında geçmişten günümüze çok net bir şekilde ortada. Benim aslında sormak istediğim şey şu. 3 tane portföy tipi bahsettiniz ve ben bu üçünde de sahibim ve bulunuyorum dediniz. Bu portföy tipinizi oluştururken vazgeçemem dediğiniz, yani portföyleri özel de söyleyebilirsiniz. Temettü, bilanço ve büyüme için olabilir ayrı ayrı. Hani kesinlikle olması gerekiyor dediğiniz kriterler varsa balık tutmak açısından dinleyicilere bunu sunmak isterim ben. Yani Alp aslında kriterden kastın tam ne bilmiyorum ama yani mesela baktığım rasyolar mı yoksa şirketlerde aradığım özellik mi tam neyi kastediyorsun? Hocam burada aslında bahsettiğim şey yani isterseniz bunu rasyo olarak aktarabilirsiniz. İsterseniz şirket doğrudan yönetimi olarak aktarabilirsiniz. Yani içinize belki hani mutlaka olmalı dediğinizi de söyleyebiliriz. Ya da eğer şu varsa kesinlikle almam dediğinizi de söyleyebilirsiniz. Hani birazcık böyle yol göstermek açısından Anladım. tavsiyenizi merak ediyorum. Şimdi şöyle diyeyim o zaman. Şimdi portföyü üçe ayırdık zaten. İşte temettü hisseleri, büyüme hisseleri ve bilanço ödeneme hisseleri diye. Şimdi temettü hisselerinde benim ilk baktığım şey zaten bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Temettü veriminin yüksekliği ve sürekliliği. Zaten bunu herhalde %700'leri herhalde 5 kağıt vardır. Yani fazla bir şey yok. İşte Ereğli başta olmak üzere Eleğri, İstemir gibi hisseler. Bu yüzden mesela 3 tane temettü hissem mesela benim sabittir. Asla vazgeçmem. Dediğim gibi biraz önce Ereğli'yi mesela sandığa attım hiç bakmıyorum. Fiyatıyla hiç ilgilenmiyorum. Orada önemli olan lot sayısıdır. Yani
fiyat atıyorum 100 liraya çıksa da benim şu anda umurumda değil. 10 liraya düşse de umurumda değil. Önemli olan orada belli bir lotun var. O sana sürekli bir akar verecek. Her sene temettü verdiği için. Temettüde dikkat ettiğim bu. Yani temettü veriminin yüksekliği ve sürekliliği. Artı temettüsünü her yıl arttırıyor olması. Zaten bu üçüne sahip hisseyi buldun mu yani portföyünü almalısın diyeyim uzun vadeli portföyüne. Büyüme hissesine gelince zaten bunlar da yine bir elin parmaklarını geçmez. İşte Sasa ve Ektaş örneğini zaten vermeye gerek yok. Artık son 5 senede 50'ye mi katladılar, 100'e mi katladılar bilmiyorum. İşte bunlar da işte son zamanlarda Kontrolmatik işte katıldı bunlara. Mesela büyümeyi farklı bir şekilde aldığı siparişlerle elde eden mesela Gesan bu sıralar revaçta. İşte diğer yenilenebilir enerji firmaları revaçta. Yani büyüme hissesi mutlaka iki tane büyüme hissesi mesela portföylerde yer almalı. Bunlarda neye bakıyorum? Tabii ki şirket bir kere şirket güvenilir olacak. Şimdi Sasa'yı ben ilk 2016 mı 2017 mi tam hatırlamıyorum. O zamanlar analizini de yapmıştım zaten Twitter'da. Yani adamlar mesela şey vermişlerdi oturup işte 5 senelik 10 senelik projeksiyonlu vermişlerdi. Şu kadar satış yapacağız, şu kadar ciro yapacağız diye. Yani böyle açık satış ve ciro rakamlarını işte satışlarını ve diğer hedeflerini veren firmalar bundan sonra tabii şeye bakacaksın işte sahibi kim, güvenilir mi değil mi? Onunla ilgili ufak bir araştırma yapmak gerekiyor. Yani büyüme hisselerinde baktığım bu. Bir de süreç içinde tabii her bilanço döneminde bu adamlar verdikleri sözleri, hedeflerini tutturabiliyorlar mı? Mesela Kontrolmatik örneği vermiştim ben bu senenin Ocak ayında. Şimdi her bilanço döneminde bakıyorum. Şimdi bu adamlar şeyleri verdiler, satış hedeflerini verdiler. Şimdi bunu sürekli kendileri de revize ediyorlar zaten. Ben de yakından takip ediyorum. Yani takip gerektiriyor bu büyüme firmaları, yakın takip. Hedefi tutturabiliyorlarsa sorun yok. Tutmaya devam. Fiyat çıkmış, inmiş falan sorun değil. Yatırım yapan firma büyür. Yani büyüme firmalarında baktığım bu. Bunun dışında bilanço kağıtları var. İşte bu da senede 4 kere zaten bizim bayramımız. Aslında şu anda geldiğim durum itibariyle benim bilanço kağıdı alıp satmama gerek kalmadı. Yani dediğim gibi portföy belli bir yere ulaşınca artık gerek duymuyorsunuz. Yani artık işte bilanço zamanları çalışmaya aslında ki ben bir de tembel bir adamım yani böyle kendi çapında Estağfurullah tembelim hocam. diyeyim. Ama işte artık bu şey haline gelmiş Alp alışkanlık haline gelmiş böyle bilanço dönemleri. Hani insanlar yazın tatile gider ne bileyim başka işler yapar zevkleri peşinde koşar. Mesela benim de zevklerimden birisi bu şey bilanço zamanları oturup Excel'ime işte bilançolara girmek, buradan böyle hisse keşfetmek, işte bunlardan para kazanmak. Allah şükür ihtiyacım da yok dediğim gibi diğer hisselerin getirileri zaten fazlasıyla yetiyor ama bu artık bir zevk haline geldi. Bunda neye bakıyorum bilanço kağıtlarında? İşte bununla da ilgili kendince oluşturduğum seneler içinde bir şey var. Bazı kriterler var diyeyim Excel'de oluşturduğum. Artık ben direkt rakamları girince bana Excel otomatik şeyi veriyor zaten. O hisseyi alıp almamam gerektiğini kendi böyle kendime özel formüller var diyeyim. Ama mesela en önemli şey dikkat ettiğim tabii ki bu firma yaptığı işten kâr ediyor mu? İkincisi rahmetli Yaşar Hoca'nın dediği gibi işte şey gelecek kârı tahmin edebilme. Yani açıkladığı bilançodaki kâra göre zaten oturaklı böyle çok oynak bir hisse değilse zikzakları fazla yoksa zaten siz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsunuz gelecekteki kârını. Buna göre de oturup işte hisse başı kar prospektif FK'dan gelecek bir eder hesaplayabiliyorsunuz. Can yani aslında bu kadar basit. Çok da şey yapmaya gerek yok. Karıştırmaya, kafa karıştırmaya gerek yok diyeyim. Çok fark etmiyor yani. Teşekkür ederim hocam. Yani Rica ederim. sizi derlemek gerekirse temettü tarafında temettü verimini, büyüme tarafında Aynen. güvenilir olmasını, hedefleri tutturmayı ve takibi önerdiniz. Bilanço kağıtlarında Aynen. ise karlılığı ve gelecek tahminini, prospektif FK'yı ayarlanabilir şirketlerde olmayı tercih ettiğinizi ben kendi notlarım arasına aldım.
Bunu da Doğrudur. tekrar etmek isterim. Bir diğer sorum şu şekilde olacak. Yani aslında siz de az önce bahsettiniz, Ereğli örneğini verdiniz. Zaten Ereğli'de artık hem Türk borsa tarihi içerisinde bulunan herkesin bildiği temettü hisselerinden biri olduğu için ve gerçekten de büyük güzide bir Türkiye şirketi olduğu için söylemekte bir çekince yok. 100 lira olsa dahi dönüp bakmıyorum dediniz. Aslında bu çok sağlam bir psikoloji gerektiriyor ve bu Evet. motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Bunu öğrenmek gerekiyor. Hani bu şu anda finansal özgür olmuş olan Hakan Bey değil de finansal özgürlük yolunda olan Hakan Bey'in aslında biz motivasyonunu merak ediyor olacağız. Çünkü bu süreç zarfı içerisinde ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Kendi portföyümde bulunan büyüme şirketlerim ya da temettü şirketlerimde ciddi bir kar getirisi ya da ciddi bir satın aldığım noktadan aşağıda değerler gördüğümde bu benim birazcık günlük motivasyonuma yeri geliyor bazen iş tempoma etki edebiliyor. Bunu nasıl aşıyorsunuz ya da siz de bu sıkıntıları yaşıyor muydunuz? Bunları merak ediyorduk. Şimdi şöyle Alp, mesela temettü kağıtlarında şimdi siz yıllardır biriktirdiğiniz için bir an geliyor artık hisse fiyatı ya sıfırlanıyor, maliyetiniz sıfırlanıyor ya da işte sıfıra yakın oluyor, yani 1 lira 2 lira gibi maliyetleriniz oluyor. Bu yüzden yani hissenin düşüp çıkması sizin umurunuzda olmuyor. Mesela şu tarz bir yatırım da var işte. Mesela ben bunu bir yakınımın kızına önerdim mesela. Her ay işte maaş aldıktan sonra git dedim, sana söylediğim şu işte 2-3 hisseden bir tanesini her maaş gününde mutlaka al dedim. Bunu yıllarca devam ettir dedim. 10-15 sene sonra emekli olursun dedim zaten. Hayatım boyunca çalışmaya gerek yok dedim. Şimdi bu tarz yatırım yapanlar da mesela her ay fiyata batmaksızın düzenli alım yapanlar da şeyin önemi yok. Yani dediğim gibi fiyatın önemi yok. Yıllar geçtikçe bu Dow Jones'ta falan yapılmış araştırmalar var. Bir 10 sene, 15 sene sonra işte bu diplerden alanlarla bu her ay düzenli alanların getirisi arasında çok cüzi bir fark oluyor. Yani %5 gibi falan oluyor 10-15 senelik süreçte. O yüzden motivasyona gelince dediğim gibi yani maliyet düşünce, mesela Ereğli'ye diyelim ki bundan 5 sene önce alan insanlar işte aldıkları temettüyü de eğer Ereğli'ye yatırdılarsa şu anda maliyetleri sıfır. Yani bu adam için fiyat düşse, yani şu an Ereğli kaç lira bilmiyorum, 28-29 herhalde, o civarlarda olması lazım. Sıfıra düş, yani sıfıra düşmez de, hani 10 liraya düşse ne olur, 100 liraya çıksa ne olur? Yani önemli olan elindeki lotun. Ve gelecek temettüyle sen yine bu lotlarını arttırıyorsan şeye bakmayacaksın. Yani fiyat hiç önemli değil. Şey bu, motivasyonun bu. Büyüme kağıtlarında ise zaten senin büyüme kağıdı alırken belli fokuslandığın bir sonuç var. Adam diyor ki mesela ben 2030'da 35'te hedef cirom şu diyor. Sen de oturup ona göre diyorsun ki aa diyor bu, diyorsun işte bu adam bu ciroyu yapacaksa işte şu kadar kar marjıyla şu kadar kar edecektir. Bu karla da işte oturuyorsun bir hesap yapıyorsun dört işlem fiyatının bu olması lazım diyorsun. Sen zaten ona odaklanıyorsun. Yani şeyin hedefin uzun vadeli. O yüzden o anda kağıt atıyorum 50'den 40'a düşse veya işte 100'den 50'ye düşse önemli değil ki. Sen önemli olan ilerideki şeye odaklanmış durumdasın. Hedefe odaklanmış durumdasın. Çok çok düşerse bu sana fırsat olur. Ben tam tersine seviniyorum mesela bazı kağıtlarımda aldıktan sonra düşüş falan olursa. Aa diyorum, ne güzel bana fırsat verdi diyorum. Şey bu, motivasyonum bu yani, başka bir şey değil. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bir Evet. diğer soruma geçeyim. Portföy yönettiğiniz kısımda aslında birazcık daha temettü kısmında olacak. Çünkü hani bilanço kısmında ve büyüme kısmında bozulmalar olursa vazgeçebileceğinizi ben düşünüyorum aslında. Temettü tarafında şirket yönetiminde ya da işte konjonktürel hareketlere göre değişiklikler yapıyor musunuz bu portföyde? Yani tamam 1-2 yıllık değil ama atıyorum gelecekte demir çelik sektörünün artık alternatifi olacak bir sektör çıkması durumunda gibi hani büyük çaplı değişiklikler ya da Türkiye'nin hani uzun süreli içeri tarafında bir büyümenin olacağı bir sektördeki temettü şirketine geçmek gibi değişiklik yapmak gibi bir aksiyon alıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Bunu da merak ediyordum. Şimdi şöyle cevap vereyim. Şimdi bu dediğin şeyler zaten bir anda olacak şeyler değil. Yani bir şirketin atıyorum demir çelik sektörünün yerine
başka bir şeyin geçecek olması ya böyle bir senede iki senede olabilecek şeyler değil. Bunlar herhalde en az 10 sene 20 sene sürecek şeyler. Zaten gidişat bilançolar zaten size bunu söyler. Yani şimdi ben Ereğli'nin şeyini temettü veriminin şimdi hiç normalde kaç senedir %10'un altına düşmez mesela Ereğli'nin temettü verimi. Ben mesela 2 sene üst üste atıyorum böyle %5'lerde, %7'lerde görürsem tabii ki Ereğlileri temettü verimi daha yüksek kurumsal firmalara kaydırmayı düşünürüm. Ama şu anda öyle bir durum yok. Ereğli olsun mesela Ford Otosan'dan bir örnek vereyim. İşte biliyorsun Romanya yatırımı vesaire var. Elektrikli araç şeyi var, mevzusu var. Evet hocam. Şimdi hem büyüme hissesi sayabilirsin Ford'u hem temettü hissesi sayabilirsin. Yani ballı kadayıf ne derler ekmeği şey kadayıf derler ya. Yani müthiş bir şey aslında. Bir hissenin hem büyüme hem temettü hissesi olması. Mesela Tüpraş stratejik dönüşüm planı var. 2030 mı 35'e kadar 5 milyar dolar temettü verecekler. İşte mesela Tüpraş dönüşecek. O dediğin şeye giriyor mesela bu yeşil enerji tarafına dönecek Tüpraş. Ama bu Tüpraş temettü hissesi olmasına rağmen son 2 senedir sanırım temettü vermeyen bir kağıt fakat ileride bunu fazlasıyla telafi edecek. Mesela ben bu yüzden şimdi son 1 senedir mesela Tüpraş şey yapmaya başladım, tekrar arttırmaya başladım. Yani bu şekilde dönüşümler yapıyorum diyeyim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Aslında bu da beklediğimiz, istediğimiz, aradığımız cevaplardan, duymaktan mutlu olduğumuz cevaplar olur. O cevaplardan da. Aslında bu yayının başında söyledim. Dediğim gibi bu kanalda bir hayli genç izleyici var. En azından ben Spotify'dan yayınladığım kısımdaki kitleye baktığımda 25 yaştan daha genç bir kitle olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden yine bu hikayenizi duymayan arkadaşlar olabileceğini düşünerek klasikleşen sorulardan biri biliyorum. Belki defalarca anlattınız. Yani Sasa'yı hikayesini aslında sizden dinlemek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Twitter'da bunu söyleyen, hatta Twitter'ı da geçelim, genel olarak sosyal medyada söyleyen ilk hesaplardansınız. Hani bu keşifi nasıl sağlamıştınız? Bu yolculuk nasıldı? Bıraktığınız noktada ya da inancınızın geldiği noktada hani nasıl bir psikolojideydiniz? Neler düşünüyordunuz? Ve bunu hani çevrenize motivasyon olarak yansıttınız mı yoksa ya bu şirket belki büyüyemeyecek, en azından ben deneyeyim ama başkalarına da aktarmayayım mottosunda mıydınız? Bu hani dışarı yansıtma süreci nasıl başladı? Biraz böyle genel olarak hikayeyi merak ediyorum. Anladım. Şimdi Alp şöyle, bu yani öyle özel bir şey yoktu Sasa'yı keşfetmemde. Ben Sasa öncesi mesela soda manyağıydım diyeyim. Çünkü soda Mersin'de biliyorsun. İşte inşaat işleri yapmışlığım var. Sodaya sürekli gidip çıkmışlığım var. Sasa da benim için öyle. Mesela ben Sabancılar'dayken Sasa'ya çok gittim geldim. Çok inşaat işi yaptım şeyde fabrikanın içinde. Hatta o Sasa'nın idari binasında direkt şeyin başkanın odasında defalarca bulundum diyeyim. Yani oranın işte taahhüt işleri falan filan vardı. Öyle söyleyeyim bilirim yani oraları. O yüzden de yakından bildiğim bir firmaydı. Sabancılar'dan Erdem olduğuna geçtiğinde tabii hiç kimse bilmiyordu böyle bir yatırım olacağını vesaire. Tamamen şey yani bu işte Matrix'ten oradan buradan Kaptan haberler geldikçe görerek keşfettiğim bir şey diyeyim. Yani aslında herkese açık özel bir şey yok. İşte bir gün bir yayınladılar haberleri işte şu kadar yatırım yapacağız şu kadar şeyimiz olacak satışlarımız olacak vesaire diye. Ben de oturup sanırım 2016'ydı ya tam yanlış söylemeyeyim de bu verdikleri projeksiyonlara göre oturup hesaplıyorum ya çok uçuk rakamlar çıkıyor. Yani böyle 1'e 100 gibi falan inanılmaz rakamlar çıkıyor. Oturuyorum siliyorum herhalde diyorum yanlış yaptım tekrar hesaplıyorum falan yani yine aynı rakamları buluyorum. Onun üzerine tabii ben almaya başladım ama yakın çevreme de söylüyordum yani bak Sasa işte çok büyük yatırımlar yapıyor işte eğer uzun vadeli tutacaksanız alın falan diye eş dost çevreme söylüyordum. Ama tabii şimdi sorarsan hiç tutan oldu mu 2016'dan bu yana? Ben arada bir kere sattım çıktım bu son bölünmeden önce işte 30 liralardan satmıştım ben mesela. Geçen sene mi oldu işte bir önceki sene mi tam hatırlamıyorum. 60'a çıktı. 60'tan bölündü. 30'a ben işte orada tekrar girdim mesela. Ben bile kendim bile yani girmiş çıkmışlığım var.
O günlerden kalan bir kişi var mesela. Onu bir anı olarak anlatayım ben sana. Şimdi burada Mersin'de bir arkadaş grubuyla toplandık 10-15 kişi. İşte Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Hepsine de selam olsun. Ben onlara Mersin grubu diyorum zaten. Dinleyince anlayacaklardır. Mesela orada ben o arkadaşlara sası aldırmıştım. Fakat içlerinden bir tanesi, şimdi Ankara'da kendisi şu anda. İsmini vereyim, soyadını vermeyeyim. Ona da selam olsun. Doktor Mehmet diyeyim. O kendini bilir zaten. Mesela o zamanlar o aldı. O hala aldığı sasaları tutuyor. Daha 2 gün önce görüştüm kendisiyle. Mesela onun maliyeti şu anda 2 lira 37 kuruş. Ve hala tutuyor. Yani muhteşem bir örnek bu Mehmet, benim için. Benim sanat eserimdir diyeyim ben, bu şey tavsiyelerde bulunduğum insanlar için de. Hakikaten gurur duyuyorum ben Mehmet'in yaptığıyla. Sasayla ilgili şeyim bu. Yani tamamen kaptan haber takibi, oturup dört işlem yapmak ve tabii sabırla bunu tutmak. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Hocam vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. Yavaş yavaş yayının da son kısmına yaklaşıyoruz. Son kısımda aslında çok can alıcı bir soruyu soruyor olacağım. Buraya kadar dinleyen arkadaşlar da aslında ödül kazanıyor olacak belki de. İçinde bulunduğumuz dönem malum, sizin de söylediğiniz gibi bayramları dört bayramımızdan biri dediniz. Bilanço dönemi borsacı için. Bu yaklaşan dönemde bilançolar içerisinde yani duygu ve düşünceleriniz neler, var mı beklediğiniz bilançolar ya da takip ettiğiniz, bir an önce gelse şu şirketi inceleyip bakmak istiyorum dediğiniz bir bilanço var mı? Varsa biz Paşa Hakan Bey'in de bu konuda gerçekten görüşünü almayı çok isteriz. Anladım. Şimdi şöyle, bilanço dönemleri tamam bayram ama asıl olan bilançolar gelmeden bilançosu iyi gelecek kağıdı keşfedip pozisyon almak. Yoksa bilançolar geldikten sonra genelde iş işten geçmiş oluyor zaten. Tabii örnekleri var. Yani sürpriz yapanlar da çıkıyor, çıkmıyor değil. Ama bu bilanço döneminde ben neleri bekliyorum? Aynı bir önceki bilanço döneminde açıkçası iyi gelen kağıtların yine iyi bilanço getireceğini. Mesela İşte Alarko Holding, işte enerji krizinden dolayı yine süper bir bilanço getirecektir. Zaten sağ olsun Barış Yılmaz sürekli Twitter'da verileri paylaşıyor. Buradan da Barış Bey'e selam olsun. Onun dışında Türk Hava Yolları, işte havacılık kesimi yine çok süper bir bilanço getirecek. Ama bunlar zaten bilinmeyen şeyler değil. Her gün herkes Twitter'da zaten bunları dile getiriyor. Yani bunlar bana özel şeyler değil. Yine keza Tüpraş, çok güzel bilanço beklediğim kağıtlardan biri. Bunlardan ziyade 2023 yılında aslında ne olabilir? Ona yavaş yavaş pozisyon almak lazım gibi. Ben yine mesela şeylerde işte Alarko'da mesela gene aynı kârı bekleyeceğim. Yani bu sene elde edeceği kârın altına düşmeyeceğini bekleyeceğim. Alarko'da öyle bir beklentim var. Yine hava yolları muhtemelen iyi olacaktır diye düşünüyorum. İşte enerjiler aynı tam gaz devam edecekler gibi geliyor bana. Özellikle yenilenebilir enerjiler. İşte bunlar için de mesela Aydem işte santralleriyle, tesisleriyle öne çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 MW'ın üzerinde kurulu gücü var. Onun dışında işte Aksen zaten herkesçe bilinen malum. Şeyler tabii gıda işte yine herkes paylaşıyor son günlerde domates fiyatları zıpladı hopladı falan diye yani işte Tukaş'ı vesairesi zaten bunların hepsi gerçi primli kağıtlar ama işte tabii bilançoları görüp yine de bir şey yapmak lazım değerleme yapmak lazım yani bir kağıdın fiyatının zirvede olması onun pahalı olduğu anlamına gelmiyor. Tepeler hep kırılmak için. Bu yüzden hiçbir kağıda pahalı diye bakmamak lazım. Dediğim gibi gelecek bilançolara bakıp prospektif FK'lardan işte gelecek kağıdları tahmin edip ona göre bir eder bulup zirvede bile olsa ben mesela alırım. Hiç gözümün yaşına bakmam. Yeter ki enflasyonun işte atıyorum %50 üzerinde bana prim potansiyeli barındırsın. Bu gözle bakıyorum. Yani kısaca enerji, havacılık, gıda
şu an aklıma gelen iyi olacak, iyi olmasını beklediğim sektörler. Teşekkür ederiz hocam. 2023 için de aslında beklentileri sizden duymak yine güzel ve keyifliydi. Yavaş yavaş yayının son sorusuna geliyorum. Bu da Tamam. yayınımızın son sorusu olacak. Sizin de kıymetli vaktinizi daha fazla almak istemiyorum açıkçası. Estağfurullah. Bu dinleyicilerimize son dönem içinde yani önereceğiniz bir kitap, kaynak ya da takip etmelerini önerdiğiniz bir veri var mı? Ya da sizin gelecek aylarda, günlerde göreceğimiz bir çalışmanız ya da bir projeniz var mı? Bunları hani aktarmak isterseniz biz seve seve dinlemek isteriz. Bu son soruyla beraber bunu iletmek isterim. Yani şöyle Alp, bu genç arkadaşlardan hep sürekli işte hangi kitabı okuyalım, nereden başlayalım şeklinde soru çok geliyor. Yani o kadar çok geliyor ki hem de. Şimdi aslında ben biraz da çekiniyorum bunu söylemeye. Çünkü bir kitabı söylüyorsun, şunu niye söylemedin veya söylemiyorsun, yani şey oluyor. Ben ama şunu sürekli söylüyorum. Yani YouTube'da Yaşar Erdinç'in eski videoları var. İnanın ki yani yüzlerce kitaptan daha değerli benim için. Mesela onu mutlaka Yaşar Erdinç'in işte değerleme üzerine videoları var. Bir sürü videoları var. İzlesinler onu arkadaşlar. Şeyde Borfin'de hatta satılık dersleri var, eğitimleri var, hem de çok düşük fiyatlara. Onları işte alıp şey yapabilirler, edinebilirler, yararlanabilirler. Kitap önerisinde bulunmayacağım. Çok kitap var ama şöyle mümkünse bu kitapların özetlerini bulup okusunlar. Yani şimdi Tuğla gibi kitaplar ben de okudum ama sonra pişman olduğum kitaplar da oldu. Yani ya dedim bu kadar 500 sayfa kitap ama oradan edindiğin şey sana yararlı olan kısmı 2 sayfayı geçmiyor. Yani özetini çıkarttığında. O yüzden diyorum yani özet okusunlar diye. Vallahi aslında bir şey söyleyeyim mi? Alp yani çok böyle atomu parçalamaya işte kuantum fiziğine falan gerek yok. Aslında en basit şeyleri kullansınlar değerleme yaparken. Çok da kafa karıştırmadan çok basitçe işte değerleme yapsınlar. Diyeceğim bu yani her şeyin en basiti en güzeldir. Benim için şu geldiğim noktada öyle. Ya 28 yıllık borsa tecrübeme istinaden benim söyleyeceklerim bu. Basit olan güzeldir. En kazançlı yolda en basit olandır bana göre. Çok da şey yapmayın, kasmaya gerek yok yani. Teşekkür ederiz hocam. Son kısmı da aslında bir mesajla bitirmiş oldunuz. Evet. Yayına da katıldınız. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şeref ederim. verdiniz. Umarım başka bir yayında, başka bir gün ya da gerçek hayatta bir gün bir noktada karşılaşır ve tanışma şerefine de nail olurum diyeyim. Teşekkür ediyorum Mutlaka tekrardan. tanışırız. Oldu Ad, ben teşekkür ediyorum tekrar bana bu fırsatı verdiğin için. Her Estağfurullah. şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler. Evet, bugün Finansal Okuryazar programının son bölümünde konuğum Paşa Hakan Bey'di. Hocama katılımları için teşekkür ediyorum, vakit ayırdı. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Bundan sonraki bölümlerde de yine bu bölüm gibi bilgi dolu ve tecrübelere dayanan bölümleri hazırlamak için çaba sarf ediyor olacağım. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.